Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere önümüzdeki 6 aylık süreçte en çok kar verebilecek 3 yatırım aracını sizlerle birlikte konuşuyor olacağız. Gerçekten de önümüzdeki 6 ay içerisinde para kazanmak isteyenler, getiri sağlamak isteyenler için en mantıklı, en yatırım yapılabilir ve risk oranına göre en çok kazandıracak 3 yatırım aracını açıklıyor olacağız. Tabii ki aslında burada şu mantığı iyi bilmemiz gerekiyor. En çok kazandıracak dediğimizde bunun risk getiri arasındaki bağlantıyı, risk getiri arasındaki olguyu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer biz çok yüksek bir getiri istiyorsak fakat risk bizim umurumuzda değilse yapacağımız en güzel şey bu işte rulettir. Siyah ya da kırmızıya basarsınız. Eğer gelirse paranızı ikiye katlamış olursunuz. Bir saniyede. Fakat önemli olan eğer kumar değil de bunu yatırıma dönüştürmek istiyorsak risk getiri algısını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Daha düşük riskle çok yüksek kazançlar elde edebilmeye çalışmamız gerekiyor. Şimdi bu videonun içerisinde de en yüksek kazancı en düşük riskle sağlamaya çalışacağız. Fakat şunu söyleyebilirim ki önümüzdeki 6 aylık periyotta bu 3 yatırım enstrümanından daha fazla kazandıracak bir yatırım olacağını da açıkçası düşünmüyorum. Bunlar neler? Birazdan sizlerle birlikte konuşmaya başlayacağız. Video başlamadan önce ekstra içerik ve video görebilmek için aşağıdaki yorumlardan katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Aynı zamanda 1 Aralık'ta Osmanlı yatırımlı yapacağımız eğitime de ücretsiz olarak katılmak için aşağıdaki linkten ulaşım sağlayabilirsiniz. Özellikle bu süreçte dediğim gibi 1-1,5 aylık periyotta daha önceki videolar da söylemişim. Katıl tarafına çok fırsat ve kaçırmadan erken bir şekilde izlemeniz gereken videolar gelecektir. O yüzden eğer katıl üyemişseniz lütfen üyelik kısmını günlük olarak kontrol edin ki videolar geldiğinde anlık olarak haberdar olabilin. Araya süreç girdiğinde oradaki kar marjlarım düşebilir. Gelin kanala abone olup beğeni butonuna basıp ve yorum bıraktıysanız hemen videoya başlayalım. Şimdi öncelikle bir Beast yüzün 30 Eylül tarihi itibariyle yani bu dip seviye gördüğümüz bu dip seviyeden itibaren getirisine bakalım çünkü birazdan bunu konuşurken Bunu kullanacağız yüzde 52 buçukluk bir getiri sağlamış Bist 30 Eylül tarihi itibariyle yani ortalama 50-55 günlük bir periyotta 52'lik bir getiri sağlamış bunu görüyoruz şimdi Bizim birinci Yatırım enstrümanımız burada temettü hisseleri olacak Temettü hisselerine zaten buradan Şöyle bakacağız sizlerle birlikte endeks altında getiri sağladığını göreceğiz. Bakın 30 Eylül tarihi nerede? Evet buradan itibaren baktığımızda temettü hisselerinin oluştuğu temettü 25 portföyü değil ama burası biz temettü yani tüm temettü dağıtan şirketlere baktığımızda %42'lik bir getiri sağlıyor ve biz yüzün yani endeksin %10 altında. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman burada zaten %10'luk bir kar marjımız cebimizde bulunuyor. Bu aslında %10 daha fazla kazanacağız demek değildir. Düşüşlerde daha az etkileneceğimiz için risk algımızın ne kadar daha düşük olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Şimdi burada temettü hisseleri seçerken önemli iki tane kriterimiz olacak. Birincisi daha demin işledik zaten endeks altında kalması risk konusunda bize daha fazla güven sağlıyor. İkinci önemli olan nokta da hak edişe uygun olması bizim için çok önemli. Yani temettü fiyat sigortası kısmının doğru fiyatlanmada olması gerekiyor. Şimdi bu söylediğime eğer anlamıyorsanız kısaca açıklayacağım ama temel analiz eğitim serimizi ve temettü yatırımcılığı eğitim serimizi izlemenizde büyük fayda var. Burada bildiğiniz gibi şu oran kullanılır genel olarak. Eğer bir hisse 1 lira temettü dağıtıyorsa 10 fiyat kazançtan ortalama 10 lira fiyatında olması beklenir. Yani burada çarpı 10 fiyat temettü sigortası olarak değerlendirilir. Yani bizim eğer 40 lira temettü dağıtacak bir şirketimiz 450-500 liralardaysa artık o sigortasının seviyesindedir. Ama 3,5-4 lira temettü dağıtacak bir şirketimiz örneğin 4 lira temettü dağıtacak bir şirketimiz 20 liradaysa üzerinde zaten bir kere %100 kar marjı bulunuyordur. Şimdi burada kısaca sizlere bir örnek göstereceğim. Bunun üzerinden sizler kendiniz yargılarınızı oluşturarak kendi ise yapmanız gerekiyor. Bir diğer önemli nokta katıl tarafını ka takip ederseniz orada temettü hisseleriyle ilgili bu kısa vadede özellikle dediğim gibi genuar efekt ve temettü dağıtım tarihlerine doğru gidiyoruz. Onu birazdan konuşacağız zaten ama burada temettü sigortasına göre çok ucuz kalmış şirketleri birlikte inceliyor olacağız. Şimdi biz Türk Traktör'e baktığımız zaman ortalama dağıtmasını beklediğimiz temettünün ki bunu yine hesaplayabiliriz birlikte. Şimdi Türk Traktör'e geldik. 489 lira fiyatının olduğunu gördük. Daha yakında da katılda ee, konuşmuştuk ve ondan sonra sonra tavan gittiğinde gördük. Bu da gayet güzel ama. Şimdi şöyle bakıyoruz. Hiçbir hisseye aşık olmamamız ve doğru yatırımları yapmamız gerekiyor. Burada en iyi şirketimizde olsa kar realize etmeyi, düştüğünde almayı, yükseldiğinde satmayı bileceğiz. Şimdi bakın burada Üzerine bir 700 milyon lira eklediğimde yıllıklandırılmış net karının ortalama 2.3 milyar TL geleceğini görüyoruz. Bunu bölü 53 yaparsak hisse başına 43 lirala mümkün gözükecektir bize hisse başına kar olarak. Peki bu 10 FK'dan çalışsa ortalama 430 liralar. İyimser senaryoda 450 liralar. Daha iyimser senaryoda 500 liraları görüyor. Fakat 500 liralara zaten şu an üzerinde bir kar marjı bulunmadığı için... ...Türk Traktörü aslında fiyat sigortasını sağlamış ve temettüye hazır bir şekilde gidiyor diyebiliriz. Fakat bunun yerine işmene gelip hesapladığımız zaman... Burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Yani temettü hisseleri kazandıracak ama bütün temettü hisseleri kazandırmayacak. Önümüzdeki 6 aylık periyotta en çok kazandıracak yatırım araçları içerisinde bir temettü hisseleri demiştik ama hangi temettü hisseleri? Tüm hepsi değil hak edişine uygun olanlar özellikle kazandıracak. Şimdi işmene gidecek olursak tabi işmenin de Türk Traktör'ün de gelirinin tamamını temettü olarak dağıttığını varsayarak hesaplıyoruz. Çünkü aslında burada size göstermek istediğim şey bir hisse göstermeye çalışmıyorum. Mantığı anlatmaya çalışıyorum. Bakın şu anda 2 milyar TL'lik bir net dönem karı var. Bu üzerine 800 milyon TL daha net dönem karı koyacağını varsayarsak 355 milyon TL'ye böldüğümüzde hisse başına 7 lira 88 kuruş. 10 FK'dan yine çalıştırdığımızda 78 liraları görüyoruz. Yani üzerinde %100 potansiyeli var demek istiyoruz. Fakat tekrar ifade ediyorum. Buradaki olayımız Türk Traktör mü yoksa İşmen mi değil. Türk Traktör de İşmen de bir örneklemdi sadece. Biz burada mantığı anlatmaya çalışıyoruz. Zaten hiç merak etmeyin. Önümüzdeki videolarda hem katıl tarafında hem herkes açık videolarımızda sizlere şundan bahsedeceğim. Hak edişinin çok daha altında olan ...ve temettü dağıtım tarihlerinde çok ciddi primlenebilecek hisseleri listeleyip sizlerle paylaşacağım. Birinci en çok kazandırabileceğini düşündüğümüz yatırım aracımız temettü hisseleri diye. Buradaki önemli noktalardan biri, General Effect'te temettü hisseleri çok hızlı reaksiyon veriyor. Yani 12 aylıklar açıklandığında çok hızlı reaksiyon veriyor. Bir diğeri, temettü ödemelerinin gerçekleştirdiği işte ortalama daha çok Mart ve Nisan ayları çok değerli oluyor temettü şirketleri için. Bir diğeri de temettü dağıtım tarihlerini ve miktarlarını açıkladıkları tarihler yine bizim için temettü şirketlerimiz için çok avantajlı oluyor. E bu periyoda baktığımız zaman artık 1-1,5 ay içerisinde temettü dağıtım tarihleri ve miktarları aşağı yukarı açıklanacak. İşte 12 aylıklardan sonra. 12 aylıklar yine gelecek ve temettü dağıtım tarihleri olacak. O zaman biz Ocak, Şubat, Mart, Nisan ki önümüzdeki aralığı da katarsak 5-5,5 ayda temettü hisselerinde ciddi hareketlenme bekliyoruz. Bir diğer önemli nokta asgari ücret dolayısıyla da enflasyon yine borsayı yukarı doğru götürecektir. Tabii ki bu şirketlerde temetü şirket de temettü şirketi olsa borsadaki şirketler olduğu için bundan etkilenip yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor olacaklardır. Özellikle dediğim gibi asgari ücret dolar enflasyon sarmalı bizi burada endeks bazında yine yukarı götürecektir. Gelelim ikinci yatırımımıza. İkinci yatırımımız doğrudan emtia yatırımı. Şimdi doğrudan emtia yatırımı dediğimizde ne karşımıza çıkıyor? Bunu çok farklı şekilde algılayabilirsiniz. Yani öncelikle altın olarak algılayabilirsiniz. Emtiaların başında altın, gümüş geliyor. Fakat bunu çeşitlendirmek istersek altın, gümüş, çelik, metal, un, buğday, kahve bunlara çeşitlendirebiliriz. Ama başta bizim yapacağımız şey bunları fonlarla alabilmek. Çok mantıklı ve kolay olacaktır bizim için. Ama fonlarla almayıp kendiniz almak istiyorsanız da tabii ki bunu da gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi doğrudan emtiye yatırımı bizim için neden önemli? Hem Amerika faiz arttırımı sonucu düşüp çok uygun fiyatlara geldikleri için bizim için avantajın birincisi. İkincisi uzun vadeliye de uygunlar. Çünkü görünen senaryoda Amerika faiz arttırımızını azaltacak gibi duruyor. Fakat burada bakın faiz arttırımını kesecek demiyoruz. Faiz art hızını azaltacak gibi duruyor. Bu da bizim için iki tane güzel noktayı birleştirmiş oluyor. Birincisi Amerika'nın faiz arttırımından dolayı işte do bunu altından gidelim emtiyeyi. Çok düşük seviyelere geldiler. Fakat şunu tekrar söyleyeyim. Sadece altın tarafında olmanızı önermem. Altını da işte gümüşü de ayrı alabilirsiniz. Bunun üzerine gidip emtiye fonlarıyla kahvedir, buğdaydır bunları da almanızda fayda var. Yani komple bir emtiye sepeti içerisinde olmanızda fayda var. Şimdi burada iki tane önemli noktamız vardı. Bir Amerika faiz arttırdığı için çok dip seviyelere gelmişti bu emtiye ürünleri. Bir diğeri de artık bu hızı azaltacağı için yukarı yönlü gidişat fazla olacaktır. Burada iki tane güzel noktamız bulunuyor. Üçüncüsüne geldiğimizde asgari ücret enflasyon döviz sarmalından dolayı bizim burada doların da yukarı yönlü çıkacağı yönünde bir görüşümüz var tabii ki. Şimdi bu bakımına baktığımızda ne oluyor? Birincisi hem dolardan kazanıyoruz hem de emtiyanın kendi fiyatından kazanmış oluyoruz ve çifte bir aslında bizim için burada kazanç olmuş oluyor. Dolar artarsa da kazanıyoruz. Kendi demirin fiyatı artarsa, unun fiyatı artarsa, kahvenin fiyatı artarsa, altının fiyatı artarsa da kazanmış oluyoruz ve çifte bir kazanç ortamı bizim için burada mümkün gözüküyor. Gelelim bir sonraki alternatifimize. Şimdi üçüncü alternatifimiz burada aslında emtiya tabanlıyla hemen hemen aynı konseptler fakat risk algısı daha yüksek, kar marjı algısı da daha yüksek. Nedir bu? Yukarıdaki dediğim bu emtiya alternatif olacak. Yabancı ise senetleri veya kripto paralar. Tekrar ifade ediyorum. Burası daha riskli olacaktır ama kar marjları da daha yüksek olacaktır. Burada bu yüzden sepet yapmakta fayda var. Mesela ben bu sepeti şöyle oluşturabilirim sizler için. Tabii ki burada kendi oranlarınız, kendi gelir durumunuz, kendi risk algınız, kendi kar marjı beklentilerinize göre değişecektir ama %50 temettü hisselerini, %30 emtia tabanlı ürünleri, %20 de kripto para ve yabancı hisse senedi hisselerini eklemekte fayda olacağını düşünüyorum. Yani 50 30 20 şeklinde şekillendirmemizde fayda var. Fakat tabii ki bunları kendinize göre de düzenleyebilirsiniz. Ama üçüncü buradaki e, yatırım yapabileceğimiz konuysa yabancı teknoloji olarak ben burada seçtim. Örneklem olarak gösteriyorum diye tekrar şunu da ifade edeyim. Burada seçtiğim MTF fonunu sadece yani iş portföyden alırsınız, garanti portföyden alırsınız, deniz portföyden alırsınız. Hiçbir fondan almayıp kendiniz tedarik edersiniz. Bunlar tamamen size kalmıştır. Ben örneklem olarak ekranda görelim diye açıyorum. Burada da yabancı teknoloji sepeti fonunu açtım. Ama sadece yabancı teknolojiye bakmamıza gerek yok. Yabancı temettü hisseleri olur, yabancı enerji şirketleri olur. Komple yabancı hisselerden oluşan bir fon olur. Bunları kendiniz karar verebilirsiniz. Şimdi emtia fonuna baktığımız zaman tepede şöyle bakın 0.1'ler seviyesini gördüğümüzü görüyoruz. Şu anda da 0.86'lardayız. Üzerinde zaten otomatik olarak %20-%25'lik bir kar marjı bulunuyor. Sadece bir sonraki zirvesinde. Ama faiz artırımının hızının azalmaya başlayacağı resmen kesinleştikten sonra yeni zirveye giderse de üzerinde çok daha büyük bir getiri olmuş olur olacak. Bir diğer önemli nokta para dövizde olduğu için döviz arttığı zaman da biz burada yine kar marjımıza eklenti yapmış oluyoruz. Aynı şekilde yabancı hisse senetlerinde de bu. Üzerlerinde şöyle tepede baktığımızda 1 liraları görüyoruz ortalama. Şu anda da 0.70'teler. Ortalama üzerlerinde %30'luk bir kar potansiyeli var. Sadece zirveye gittiklerinde. Yeni zirvelere gittiklerinde ise bu çok daha fazla artacaktır. Bu süre zarfı içerisinde dolarda atak görürsek de iki tane güzel şeyimiz var. Dolarda atak görürsek bir dolar tarafından kazanmış olacağız. İki dolarda atak görmesek dahi dolarda kaldığımız için burada biraz da risk algımız düşmüş olacaktır. Yani zaten döviz tarafındayım. Döviz tarafında olabilir de olmayabilirdi ama olabilecek ataklara karşı ben güvenliyim diyebileceğimiz Kesin. Bu yüzden de yine dediğim gibi işte hem emtia tabanlı hem yabancı hisse senetleri ve Kriptolar tarafı çok daha riskli ama Daha yüksek kar marjı barındırıyor yine isteyenler için buraya eklemek istedim Temelde ilk yapacağımız şey temettü hisseleri sonra emtia fonu veya emtia yatırımı Üçüncüsü de yabancı hisse senetleri veya kriptolar olarak karşımıza çıkıyor Videomuzun sonuna geldik Önümüzdeki 6 aylık periyotta en çok kazandıracağını düşündüğüm 3 yatırım aracını Sizlerle birlikte konuşmuş olduk Kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı ve özellikle katıl tarafında bizlere destek olmayı lütfen unutmayın Sağ sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.